hikayemizi dertli bir kadın anlatıyor sevgili dostlar. Annem bizi terk ettiğinde ben 6, ablam da 8 yaşındaydık. Bizi babaannem büyüttü. Babaannem tam bir Osmanlı kadınıydı. Koca koca elleri vardı. Bizim minik ellerimizden tutmasaydı hayata tutunamaz, susuz kalmış kır çiçekleri gibi solar giderdik. Bize onun çocukları diyorlardı. Bilmiyoruz annem gerçekten o olduğu için mi bizi yüzüstü bırakıp sevgilisinin peşine takılıp gitmişti, yoksa babamın dayaklarına dayanamayıp kaçıp kurtulmuş muydu? Orası bizim için hep meçhul kaldı. Zira biz annemizi bir daha görüp bu soruyu kendisine soramadık. Ben hep annemi bekledim. Bir gün gelecek, kızım ben o değilim. Bu babanız var ya, sadist babanız ya da o melek kalpli babaanneniz olmasa ben nasıl gidebilirdim diyecek diye bekledim. Gelmedi. Ben de işte o zaman ta yıllar sonra kalbimden söküp attım. Gittikten 2 sene sonrasıydı. Sevinlere ders çalışmaya gitmiştim. Biz yan odada ders çalışırken duymuştum. Salonda kadınlar toplanmışlar, fısır fısır konuşuyorlardı. Annem Ankara'da pavyon mu ne kötü bir yerde çalışıyormuş. Kucaktan kucağa geziyormuş. İşte o zaman karar almıştım. Büyüyünce gidecek, onu bulacak, yüzüne koca bir tükürük yapıştırıp geri dönecektim. Ama ben büyüyüp babamın nasıl bir adam olduğunu gördükçe içimdeki bu kin günden güne yerini, acıma hissine bırakmaya başladı. Okuyacak, iyi bir iş bulacak, daha doğrusu bir iş kadını olacak, annemi bulacak, yanıma alacaktım. Babam çoktan evlenmiş. O çok sevdiği genç karısına da dünyayı dar etmeye başlamıştı. Onun zulmünden sadece biz nasibimizi almıyorduk. Zira babaannem bizi koruyup kolluyordu. Annemin yokluğunu aratmayıp tıpkı öz anne gibi bizimle ilgilenirdi. Fedakar, melek, gülen bir yüz, sıcacık bir kucak, oldukça saf, her şeye hemen inanan, yufka yürekli bir kadındı babaannem. Hayır hayır, kadın değil, o bir melekti. Kendisini sıfatlandırırken kelimelerin kifayetsiz kaldığı, sabah ezanından sonra uyumayan beyaz çemberli yazmasıyla ve elinden düşürmediği Kur'an'ıyla gün ağarana kadar namaz kılan, boş kaldıkça elinde tesbihi, dua eden bir kadındı. Sokakta her onun kızı suçlamasına maruz kaldığımızda adını haykırarak koşup sığındığımız bir dingin limandı o. O hayatta herkesten çok ona güvenirdik. Hayattan zevk almayı bilen, gezip tozmaya doyamayan, gittiği her yere bizi de yanında götüren, sadece bizim değil kuzenlerinin de pamuk babaannesi unvanına erişmiş bir melekti o. Herkesin taptığı hatun kişi, benim canım babaannemdi. En çok Hazreti Ali'yi, sonra torunlarını seven aşık. Yaşadıkları hikayelere sığar mı? Ettiği dualar kitaplarda yazar mı? Bilmem. Bir dönemin insanı, bizim koruyucu meleğimizdi o. Her akşam haberleri izler, gazeteleri okuyamıyor diye üzülürdü. Okula hiç gitmemişti. Okuyamadığı için her defasında pişman olduğunu dile getirirdi. İki belik gördüğü kınalı saçlarını önce pullu fese, sonra sabun kokan başörtüsüne saklayandı. Babama göre dışı seni, içi beni yakandı. Babam ondan korktuğu için bize dokunamazdı. Yiğitti, çalışkandı, üretkendi. Hastalanınca karnımızın üstüne yeşil plastik sıcak su torbacıklarını koyar, salatalı kabuklarını yüzümüze yapıştırır, geçmezse patatesi ortasından ikiye yarar, alnımıza bağlar, nazar değmemesi için güzellik ismini
garip bir isimli garip bir bitkiyi tavada yakıp kafamızın üstünde gezdirirdi. Sık sık şov cennetin ırmakları adlı ilahiyi söyler, hırsızlık yaparsak eğer o haram malı hangi elimizde tutmuşsak o elimizin gece uyurken Allah tarafından koparılacağını, yalan söylersek ağzımızın elma kurtlarıyla dolacağını ve dilimizi koparacaklarını söylerdi. Biz de inanırdık. Bize hayatta karşılaştığımız sorunlara mümkünse gülüp geçmeyi, mümkün değilse üzerinde durup mantıklı şekilde yorumlar yaparak düşünmeyi öğretmiş olan dünyada bugüne kadar rastladığım en mükemmel insan. En büyük arzusu ablamın ve benim mürüvvetimi görmekti. Ablam okulu bitirmiş, evlenmişti. Bense bir bankada çalışıyor, evlenmeyi düşünüyordum. Bana bak kızım, sen evlenmeden ölmeyeceğini biliyorsun, şu yaşlılıkla beni süründürme, evlen de kurtulayım artık dertlerimden, dayanamıyorum derdi. Gerçekten de ben evlendikten 2 hafta sonra babaannemin ölmesi hayattaki sorunların üstesinden her zaman kolayca gelinemeyeceğini de öğretti. Umarım yerin rahattır, rahmet ruhuna ebedi yaren olsun. Can babaannem, dostça kalın.